efendim. Hoş geldiniz. Sağ ol. Onlar ne? Buraya biraz önce kendimi tanıtayım. Adım Erdal. İllüzyonistim. Aa, ne güzel. Buraya gelirken bir uçan balonuna geldim ama çok bekledim. Biraz tartışmalar vardı. Hararetliydi. Evet. Yarım saat ömür varmış. Artık bir yürüyen balon oldu. Gitti mi balon? Gitti ama söndü. Belki sihirle bir şeyler yapabiliriz. Şöyle yapacağım ben. Başlayabilirim değil mi? Sihire mi? Hemen oturmak istiyorum da burayı nasıl rahat hızlı geçelim. Peki. Nasıl rahat edersiniz? Şöyle yapacağım. Dikkat edin lütfen. Evet. Oh. Ne yaptınız? Yanıyorsunuz Erdal Bey. Problem yok. Aa. Bu arada yananı Allah görüyor, bir de yaprak görürse problem yoktur. Oo, güzel. Şöyle yaprak yapacağım. Yaprak göremiyor şu an ama. Evet. Bir uçan balonuna geldim ama evet, gazı kaçtığı için bu artık bir fayda etmez. Şöyle yapacağım. Dur, otur otur. Ne yapıyor bu? Şöyle. Aa. Çok güzel. Şöyle yapacağım. Çok güzel. Hazır mıyız? Hayır, ben de o... Aa. Çok güzel. Sanırım ilgilisi burada ama biraz sonra. Yardım edeyim mi? Hani illüzyonistlerin yardımcıları olur ya. Çok güzel olur. Benim şunu. İlgim, illüzyonist arkadaşlarım da var. Evet, ben göremiyorum ama. Size. Günümüz biraz kokuyor, koklayabilirsiniz. Üzerinize üzerine mendil örter misiniz? Örteyim. Heyecan yaptım ben. Duhal abla ne yapıyor? Şöyle yapacağım. Aa, çok güzel. Çok güzel. Harikaydı. Bitti mi? Bitmedi. Özür diliyorum. Rica ederim. Kravatımı bağlamamışım. Sizden bir ricam var. Çıksam, ben hiç beceremeyeceğim bir şey. Çıksam, biraz sonra gelsem, yani burayı makaslasanız, montajdan atsanız. Makaslasak, evet. Canlı yayına. Canlı, canlı yayındayız, evet. Bu, siz bilmiyor muydunuz? Bu konuda bilgim yok. Kravat ne kadar süre gidip bilen var mı peki? Kravat bağlamasını Serkan biliyormuş. Şöyle diyeyim. Siz kravat bağlamasını bildiğinizi zannediyorsunuz. Şimdi birazdan size çok farklı bir şey göstereceğim. Dikkat edin, tek elimle yapacağım bunu. Ve kravat. Aa, bağlanacaktır. Bağladı vallahi. Şöyle yapalım. Kravat bağlamasını öğreteceğim. Ama bu tekniği değil, farklı bir teknik öğreteceğim. Şöyle göbek deliğinin biraz yukarısından boynunuza doğru yaklaştırın. Kendi mesafenizi ayarlamış olacaksınız. Bir attınız. İkiyi attınız. Üç tane oldu. Şimdi şunu buradan alacaksınız, ortadakini. Başa getireceksiniz. Şöyle olacak ve bunu buradan aradan geçireceksiniz. Ve şunu ikisinin arasından geçirip bu tarafa alacaksınız. Bu kadar basit. Çok güzel. Evet. Artık kravat bağlamasını bildiğini söyleyeyim artık mi? Artık herkes öğrenmiş oldu. Bilmeyenler şöyle de. Şöyle yapalım. Ben evet, istemiyorum. Peki, kravatı takamayacağım galiba değil mi? Noel abla. Bir tane yaprak bir şey. Siz oturun, birazdan devam ederiz. Evet. Harikaydı. Tebrik ediyoruz. Çok, çok güzel. Sen göremiyorsun. İstemiyorum. Neyi istemiyorsun? Açılmasın istemiyorum. Niye? Beyefendi şov yapmaya gelmiş resmen. Yok hayır, sana sürprizim yok, var. Yok istemiyorum ben, açılmasın. Ama mesleği belki yok, öyledir. Bir dinleyelim belki. Şöyle bunun hayatını kendimi izah edeyim o zaman. Hayır. Ben buraya kendimi göstermek için gelmedim. Buraya bir sanatçı da gelseydi, şair de gelseydi. Ki oluyor da. Karavan açıldıktan sonra yapsa bir şey söylemeyeceğim. Sen de dans etti. O zaman sen de şu tamam, ben karavan açıldıktan sonra yapsaydı bir şey demeyecektim. Ha, sizin ama için özel var. O benim için bence sen kıvrandığı görmediğim için. Bir saniye, sana da özel bir gösterisi varmış size zaten. Size özel bir gösterim var yok, zaten. Yok istemiyorum. Kesinlikle istemiyorum. Problem yok. Benim için problem ama, yok. Ya. Ama buraya kendimi göstermek istediğimi zannetmek için. Geldiğinde böyle cansız. Yine mi sen ya? Yine sen, yine sen. Her yerden sen çıkıyorsun. İstemiyorum, yorum yapma ya. Zuhal abla. Sen niye cansız cansız sokuyorsun her talibi geldiğinde? Yorum yapma bana hadi. Sen her talibin geldiğinde cansız cansız oturacaksan git buradan. Hadi sus.
Lütfen. Şimdi Erdal Bey, siz ne işle iştigal ediyorsunuz? İzah edebilirim. Efendim ben iki mesleği birden icra ediyorum. Hem nakış işleme, çok hem güzel. İllüzyon sanatı. Ne güzel. Buraya geldiğim zaman... İşi oymuş yani. Keşke paravan olmasa da ona da gösterebilseydim. Ona ayrıca bir özel bir teşekkür gösterim ederim. Var. Teşekkür ederim. Sana da özel bir gösteri yapacakmış. Yok, ben istemiyorum. Farklı algıladın. Biraz uzun sürdü ya, ondan herhalde öyle geldi. Buradakini bilseydi... Ama beyefendi canlı yayında olduğumuzu atlamış herhalde. Hoş olacaktı çünkü onun için çiçek çıkarıp, onun için mendere demiş diyorum. Sen lojada oturmaya devam et, devamlı şovlar yap bence. Yaprak. Şöyle bir şey var, ben lojada oturmak için gelmedim. Bunu açık söylüyorum. İşi bu, zaten hayatını bu şekilde idame ettiriyor. Niye anlatayım da ben istemiyorum kesinlikle. Mesela ben resim yapıyor olsaydım, bu resmin resminizi yapmış olarak gelecektim ki resim de yapıyorum. Şöyle diyorum ben. Ne kadar yeteneklisiniz, ne güzel. Resmi bırakalı uzun zaman oldu, yaklaşık 12-15 sene oldu. Bir daha resme başlayacaksam eğer, evlendiğim insanın resmini yaparak başlayacağım. O zamana kadar resmi bırakmışım. Bak ne güzel şeyler. Ayrıca... Söylüyor, güzel şeyler söylüyor. Kırma beyefendinin hevesine. Bence Yaprak şu an sinirli ve sinirli... Bence bu sinirinizi beyefendiden çıkarmaya hakkınız yok. Böyle saygısızlık yapmaya da hakkınız yok. Bence saygısızlık şova kalsa değil, burada hayır. Herkes kendi beceriğini, yeteneğini gösterebilir. Buna izin veriliyor. Saygısızlık yapmıyor da açtırmak istiyor. Hayır, bence çok değil. Sinirli. Bence, sinirli beyefendiden çıkardı. Ben de izleyemeseydim... Ben de, gereksiz bir şey bence. Tercih ayıp. Bu, tercih. Tercihi böyle. Şöyle bir şey var. Ama yanlış anladım. Buradan bir şair girseydi şiir okuyarak girebilirdi. Mutlaka. Ben şiir de yazıyorum. Buradan şiir okuyarak şiir girdiğimde... Evet, resim, ay, şiir okuyarak muhteşem. Girdiğimde yanlış mı yapmış olacaktım? Hayır. Of, ama şiiri ona da yazmamış olacaktım. Nereye? Gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Zuhal abla. İstemiyorum. Locaya mı? Evet. Problem yok. Zuhal abla. Peki açalım o zaman beni paravanı biz. Anlamış. Açalım paravanı yine de. Erdal Bey'e teşekkür ederim. Oh ne zaman ayrılık geçiyor, neler çektim bu dünyada, el mi yaman ben mi yaman. Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, vezirgan değil. Bu kadar güvenmiş kendine, kimse şah değil, padişah değil. Biz size veririz, zahmet etmeyin. Toplardık biz. Geride iz bırakmamam gerek. Hayır hayır. Kusura bakmayın Erdal Bey. Çok renkli problem bir insansınız. Problem değil. Beni yanlış siz anladı. Siz davet edelim biz buraya locamıza. Ben, şöyle diyeyim. Beni yanlış anladı. Yanlış anladı. Ben de onu yanlış anlamışım. Bir şey söyleyebilir miyim? Çünkü ben herkesi haksız görmüş, onu haklı görmüştüm. Dans etmesini bile isteyecektim. Ya. Ki ya. O beni yanlış anladı. Ben de onu yanlış anlamışım buraya gelmekle. Neyse. Locada hayırlısı böyleymiş. Kalma teklifine düşünmek gerekir bunu. Peki. Düşünmek gerekir diyor locada kalmak. Siz düşünün, istediğiniz zaman kapımız size açık. Tamam. Sanat hayatınızda başarılar diliyorum ve alkışlarla.